Efendim dün tarihi anlara şahitlik ettik. Ayasofya Camii Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüz binlerin katılımıyla ibadete açıldı. Cuma namazının ardından da tüm vakit namazlarında saflar tamamen doldu. Bugün de binlerce kişi Ayasofya Camii'ne akın etti. Allahu Ekber. İlk ezan okundu, ilk cuma namazı kılındı, Ayasofya ibadete açıldı. Allah! Açılmasıyla da akın başladı. Vakit namazlarında binler saf tuttu. Bir yandan da yerli yabancı ziyaretçiler oradaydı. Nereden geldiniz? Hollanda. Niçin geldiniz? Ayasofya için geldik. İlk defa girdik, çok mutluyuz. Duygular tarif edilmez yani. 86 yıl sonra yeniden cami olan Ayasofya, dünden beri bir an olsun boş kalmadı. Gece ise tam üzerinden hilalin yükselmesi görenlere duygusal anlar yaşattı. Bura fitin anını bize şu an ikinci sefer yaşatıyor. Yani biz öyle istedik. Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi, Ayasofya'nın yeni adının yazılı olduğu tabela hemen girişe asıldı. Hem Türkçe hem İngilizce olarak en çok merak edilenlerden biri de kebir ne demek oldu? Kebir ulu demek. Bir gün buranın girişinde böyle bir tabela göreceğiniz aklınıza gelir miydi? Asla, asla. Yani şükürler olsun diyorum, başka bir şey demiyorum. Eşhedü en la. Tarifi mümkün değil. Az önce şükür namazı kıldık. Ayasofya'yı gezenler şanslıydı. Gelemeyenlere ise canlı yayın yapıldı. Kızım, hanım, bak Ayasofya'yı gösteriyorum size. İskenderun'da var. Akılları burada mı? Akılları burada. Bir an önce görmek istiyorlar burayı. Kaç senedir bunu bekliyorum. 70 milyonlara giremiyorduk. Bedavaya girdik şimdi. Yabancı turistler de oradaydı. Duvarlardaki fresklerin perdelerle kapatılmasını onlar da beğendi. I respect that it's what the Turk... Türklere saygı duyuyorum. Ayrıca yapıyı Türk hükümeti saygıyla korumuş. Karşıdan bakıldığında perdeden dolayı görünmüyor ama tamamen de kapatılmadı. Turistlerin görebilmesi için işte böyle bir boşluk bırakıldı. Yaklaşıldığında freks rahatlıkla görülüyor. Artık Ayasofya Camii tıpkı hemen yanındaki Sultanahmet Camii gibi 7 gün 24 saat hem ibadete hem de ziyarete açık.